Torreira da sakatlandı biliyorsun ki hazırlık Evet. maçında, Hull City maçında. Orta sahaya Galatasaray zaten iyi bir takviye yapmak istiyor. Sergio Oliveira ile rekabet edebilecek düzeyde bir oyuncu ki Paredes fazlasıyla bu profili karşılıyor. Burada problem PSG değil, onu söyleyelim. Galatasaray PSG Evet. ile anlaşacak. Icardi için nasıl ki 10 milyon euroda bir uzlaşma sağlanacak gibi ise Paredes için de rakamlar 5-6 milyon euro. Burada oyuncunun kararı önemli. Oyuncu biraz daha majör ligler diyebiliriz. 5 büyük ligden tatmin edici bir teklif alırsa bir ihtimal olduğu için bekletmek istiyor Galatasaray. Ama Galatasaray'ın B planı da var Melike orta saha için. Kerem Demirbağ, Leverkusen, Almanya'dan bildiğimiz oyuncu ki Dortmund'da başlayıp daha sonrasında Hoffenheim olabilir. Birkaç kulüp gezip iyi bir bonservisle Leverkusen'e gelmişti. Orta saha oyuncusu, defansif orta saha diyebiliriz ama 6-8 oynayabiliyor. Orada da tabii ki Kerem Almanya milli takımında benim bildiğim oynadı bir iki maç devamlı olmasa da. Yeni değişen kuralla örnek vereyim işte Yusuf Demir yerine Kerem'i yazabilirsiniz mesela artı bir gibi düşünelim. Orta sahaya da takviye olacak onu izah etmeye çalıştım aslında. İkinci forvet transferinin de artık netleşmesini bekliyoruz ki gün içinde daha doğrusu akşam saatlerinde bakan bu ismi. Sosyal medyada paylaşıldı. Doğru. Galatasaray'ın bir niyeti var ama burada tabii bakan bunun çıkış yapması gerek. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir Al-Nassr ama Ronaldo'nun olduğu Al-Nassr değil benim bildiğim Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki. Evet. İki tane var. Al-Nassr. Suudi ayrı, o ayrı. Evet. Adel Tarabt'ın oynadığı takım diye biliyorum. Oradan fesi yaparsa ki ailesi çok anladığım kadarıyla o coğrafyada yaşamak istemiyor ve Türkiye'de de Bursa Spor'dan biliyoruz. Yaşı 30'u geçti ama İspanya deneyimi önemliydi. Villarreal'le çok önemli işler yapmış. Sonrasında Çin'e transfer yapmış. İşte öyle aklıma kalmış. Icardi'nin arkası için yedek hamle gibi düşünürsek hiç mantıksız diyemeyiz. Sonuçta 22-23 yaşında bir oyuncuyu da Icardi'nin arkasında bekletmek kolay olmaz. Yani ikna etmek, mali koşulları. Bakan bunun durumunun netleşmesini bekleyecek Galatasaray tarafı. Artık evet transferde Galatasaray'da artık somut gelişmeler yaşanıyor. Bunu görüyoruz en azından. Mevcut kadronun korunması önemli. Şu aşamada da Sacha Boey, Zaniolo ben ikisinde değil ama Victor Nelson'da bir tereddütüm var. Oyuncunun gitme isteği ve tekliflerin olması. Böyle biraz isteksiz göründüğü konuşuldu kampta. Öyle iddialar var yok, izleyenlerin. Yok, o biraz fotoğraf karelerinin hani mutlu değil mi diye. Oyuncu sonuçta geçen sene de gitmek istedi ama sonrasında Galatasaray süreci yönetti. 300 bin euro zam yaptı. Profesyonel bakıyor aslında biraz daha. Tabii sonuçta Türkiye tercihi de zaten böyleydi. 98 doğumlu Kuzey ülkesinin milli takımının havuzunda olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Teklif evet 25 milyon euro yazıyor serbest kalma maddeli ama ben 20 milyon eurolar da Galatasaray tarafından değerlendirebilir diyorum. Bunu neye dayandırıyorum? Galatasaray'ın Davinson Sanchez için Tottenham'a teklif yaptığını biliyorum. 8-9 milyon euro bandında ki o da çok değerli bir stoper. Kolombiyalı. Nelson'la biraz daha farklı. Ondan daha güçlü, daha atletik ama biraz savruk diyebiliriz. Nelson daha dengeli bir stoper. Şunu görüyorum. Nelson sonrası için bir B plan hazırlığı var. Hani tekrarlayayım mevcut kadro konulacak diyoruz ama benim tek tereddütüm 25 Temmuz'daki maçta oynamasını bekliyorum Nelson'un ama hiç belli olmaz. Ağustos ayı son anda transfer de yapabilir. Bekleyip görmek gerek süreci ama şunu en azından anlıyoruz. Galatasaray'ın geçen sezondan aşağı kalır yine olmayacak. Bence daha iyi bir kadroya sahip olacak. Öyle görünüyor. Takviyeler de Galatasaray'ları tatmin eden seviyede. Bir izleyici yorumuyla sana döneyim Kartal Yiğit istersen. Geçen sene bu zamanlarda Mertens'in uçağından sürpriz olarak Torreira indi. Bu sezon Erdem Bey daha büyük uçak ayarlamış. Demek ki Icardi'nin uçağından Angelinho ve Paredes inecek diye yorumlamış Kartal Yiğit. Galatasaraylılarda beklenti gittikçe yükseliyor. Tabii şimdi yani özellikle Icardi'nin o bir bilmece vardı. Icardi bilmecesi. O sonuçlandı öyle gözüküyor. Resmi bir açıklama henüz yapılmadı değil mi? Bildiğimiz kadarıyla. Yani resmi olarak anlaşmanın detayları hayır ama artık yok. Ama bitti deniliyor. Bitti deniliyor. Bitti gözüyle bakıyoruz. Tabii yani o uçaktan bir Paredes inebilir. Taraftar da onu bekliyor. Şimdi Galatasaraylıları heyecanlandıran en önemli transfer ne olacak desiniz bundan sonra Icardi'den sonra Paredes herkes der. Yani Paredes hakikaten iyi bir oyuncu. Gelir mi? Tabii %100 değil. Yani çünkü Avrupa'da hala piyasası var. Gidebilir. Ama Icardi'nin özellikle tekrardan anlaşmasıyla ben Paredes'in de bu konuda etkili olacağını düşünüyorum. Yani Icardi'nin bir örnek olacağını daha doğrusu düşünüyorum. Şimdi
Galatasaray ister istemez iyi oyuncuları almak zorunda. Yani evet belki gecikti gözüküyor. Beşiktaş'a gelince konuşacağız onları. Evet. Galatasaray da geriden geliyor ama şimdi daha önceden görüştüğü isimler var. Ve belli bir noktaya getirdiği isimler var. Yani transfer bu. Öyle hemen hemen kolay olacak işler değil. Yani her an her dakika pürüz çıkabilir. Şimdi Icardi anlaştı dersiniz. Bir bakarsınız bir şey çıkar. Yani imzalar atılmadan hiçbir şey konuşmamak lazım. Resmiyeti görmek lazım ama görünen o ki Galatasaray yönetimi yine kaliteli takviyelerle kadrosunu korumak isteyecektir. İşte Icardi de bunun başlangıcı. İşte dediğimiz gibi Paredes ve Angelino transferleri de olursa hakikaten güçlü bir Galatasaray olabilir yeni sezonda. Şimdi Mehmet Özcan, ben şöyle bir açıklamasını hatırlıyorum. Daha yeni hatta şampiyonluk balosunda kutlamasında yapmıştı. Bodrum'da sanırım Dursun Özbek. Sürpriz isimler olacak transferde diyor. Sürpriz derken neyi kastediyor? Çok yine üst düzey yıldız yeni isimlerden mi bahsediyor yoksa? Yo, Ağustos sonu bence sürprizden kasıt. Nasıl ki Raşitsa, Mata. Mata da bir sürpriz isim, evet, çok evet. Tutmadı ama bakarsak son gün bir anda alınmış bir oyuncuydu. Yine bu tarz fırsat transferi kovulacak Galatasaray ama şu an öncelik nedir? Sol bek, orta saha, ikinci forvet, Icardi evet. Sonrası. Raşitsa'ya da enerji harcayacak Galatasaray ama sayısı olarak Melike tekrarlayalım. Yani Icardi, Raşitsa'nın da mevcut kadronun olduğunu düşünüyorum. Sol bek bir, orta saha iki takviye, üç. Bundan sonrası nedir? Nelson satılırsa stoper olur. Yani biraz yapılacak satışlara bağımlı oyuncular olur. Sürpriz hamleler de Ağustos ayında Avrupa'nın elit takımlarından boşa çıkacak oyuncular. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Örnek verelim, Barcelona'da kesin ayrılma durumu var. Mesela Galatasaray tarafı sormuş durumunu. 6 milyon euro ücreti. Yani realiteye dönmedi ama en azından yokluyor Galatasaray. İyi kulüplerin, iyi oyuncularını böyle ifade edeyim. Ama şu an için hani transfer tekrar izleyicilerin aklında soru işareti kalmasın. Angelinho ve Icardi artık kulüp içinde de bitti gözüyle bakalım iki transfer. Bundan sonra Galatasaray enerjisi ne olur? Orta sahaya muhakkak takviye, işte Paredes dedik. Kerem Demirbağ ismine önem veriyorum çünkü tekrarlayayım. Yeni değişen kuralla Almanya milli takımını 2015 sonrası seçse de artı bir de yazabiliyorsunuz. Yani 9 oyuncu Kerem'le birlikte çıkıp iki yerliyle başlayabilirsiniz Kerem Abdülkerim gibi ki bu hep kafalarda soru işareti. Acaba üçüncü Türk kim olacak denklemi? Kerem'in evet. Transferine o yüzden ben önem veriyorum. Öne geçebilir diyorsun yani üçüncü yerli. Evet, orada bir alternatif olabilir. Onun dışı belki yapılacak transferlere bağımlı takımın ayrılmak isteyen isimler olabilir. Oliveira'nın çünkü bir endişesi vardı. İlk 11'deki yerini sağlam görmek istiyor. Ön elemelerde muhakkak oynayacak. Nasıl başlayacağı da önemli tabii ki sezona. Ama hani totalde 6-7-8 oyuncu grupları, hani çift haneli değil, nokta atışlı bir transfer dönemi bekliyorum Galatasaray'da. Şimdi şöyle düşününce sen üçüncü yerli konusunu açınca Angelinho transferiyle de birlikte artık sol bekte de yani Kazımcan ihtimali çok, özellikle çok maçta öngörmüyorum ben de. Kerem, Abdülkerim dediğin gibi yeni transfer, yerli bir transfer ya da o denkleme şu an girebilecek Barış Alper mi var? Onun dışında... Barış Alper var, Berkan var, Kazımcan var. Şöyle, Melike lig çok uzun bir maraton. Yani iki tane takım... İç sahalarda değişiklik yapabilir diyorsun ki sahada. Tam maçları. Bir de şunu ekleyeyim. 6 Şampiyon Ligi maçı öncesi ve sonrası da bence olacak Galatasaray'da rotasyon. Yani 6 Avrupa maçının ardından kolay değil oradan yıpranarak. Hatta şu var Kartal abi, Şenol Güneş dönemi sen de çok şahit olmuşsun. Cuma maçlarında Beşiktaş çok puan kaybederdi Şampiyon Ligi öncesi. Öncesi ve sonraları hafta problemdir. Yani 6 Şampiyon Ligi 12'lik maçına bence tesir eder. O maçlarda rotasyon bekliyorum. Rotasyona kesinlikle. Girecek oyuncular da Barış Alper olur, Berkan olur, hani Kazımcan olur. Rotasyon yapmadı ya geçen sezon ama tabii ki bence Avrupa yapar. Yoktu. Tabii. Şimdi illaki yapacak ama genelde hani şimdi düşünüyorum kolay kolay bozmak istemez. Hani çok iskeleti değiştirmeden neleri değiştirebilir yerli yabancı dengesinde? Orada isimler biraz daha eleniyor bende sanki. Hani... Çok fazla değişikliğe gitmeyebilir. Kaan Ayhan'ı unuttum mesela. Muhakkak evet. O da bazı Kaan maçlar Ayhan şans bulabilir. Yani Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu, evet, bu takım iki tane banko yerlisi kolay diyebiliriz. Kolay. Hatta bir adım ileri yabancı bugün serbest olsun yine Abdülkerim ve Kerem ilk 11 çıkmaya devam doğru edecek.